gençler. Şimdi çadırlarımızı kurduk. Hafif rüzgarı kessin diye arabamızı oraya kurduk. Şimdi ateşimiz olmadığı için mecburen su kaynatamayacağız. Makarna eksilen yiyemeyeceğiz. Barbunya plakimiz var. Bim'in sponsorluğunda. 7 dilimde ekmeğimiz kalmış. Maalesef. Birer dilim barbunya ile yiyeceğiz. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Gerçi doyarız onda da. Papatyalar eşliğinde güzel kampımız. Baş başa mı? Bu nasıl söz lan? Etrafımız meyelerle çevrildi. Hakikaten doğa sesi duymaya geldik. Meyve sesinden başka bir ses duymuyoruz ya. Merhaba arkadaşlar, ben Ballı Viski Necati. Bugün hava çok soğuk. İnanılmaz. Viskilerimiz bile kâr etmiyor. Bugünlerde yine adalet dağıtıyoruz. Ne oluyor lan? Adam sikiyor. İnanılmaz soğuk hakikaten. İki Antalyalı olarak soğuğa hasretiz. Güneşe yakın olduğumuzdan dolayı soğuğa hasretiz ama bugün değilmişiz. Şu armutu yıkamak için su döktük. Resmen toprak suyu emmedi. Yani Adem'in inşallah yağmur yağar diye dua ediyorduk. Yok abi, yağarsa biz burada yüzeriz. Havuz olur burası. Derenin kenarında kurduk. Güzel şu papatyalar için. Yağmur yağarsa biteriz biz. Böyle. Seni beslemiyorlar burada ya. Yörükler seni beslemiyor mu yavrum? Beslemiyor mu güzel? Oğlum bu yutuyor lan direkt. Çiğnemiyor. Çok acıkmış. Evet arkadaşlar, ben Üçtük Necati. Arkadaşım Üçtük Harun. Bugün Gömbey Yaylası'nın üst taraflarındayız. Aldığımız bilgilere göre 2100 metre rakımlı. Ve viski miski, içki, alkol hiçbir şekilde faydası olmadı. Götümüz dondu. O yüzden saat karı kaç şu an? Saat 9'a 10 geçiyor. Normalde 2'ye 3'e kadar sohbet eden adamlar. Biz maalesef götümüz donduğu için bu şartlarda saat 9'a 10 geçe yatmak durumunda kaldık. Tulumun içine girmek durumunda kaldık. Bir an önce uyuyup bu soğuktan kurtulmak istiyoruz. Hakikaten soğuk yani. Hakikaten yani. O zaman iyi geceler. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
şimdi akşama doğru ekmek vermiştik. Sağ olsun bizi korumuş burada. Başımıza beklemiş. Ya işte öyle sadakatli bir hayvan bunlar. Sis çöküyor. Arkadaşlar ben Bebe Bisküvisi Necati. Bugün yine Bebe Bisküvisi yiyoruz sabah kahvaltımızda. İçim sütümüz de var burada proteinli. Dışarı çıkmaya popomuz yemedi o yüzden soğukta. O yüzden çadırımızı yiyeceğiz kahvaltımızı. İşte böyle. İnekleri kameraya çeksem izin verir misin? Tamam dayı. Sen Feyza dinlesinler. Tamam. Şu güzelliğe bak be. Kurbanlık inek satılır be bile. Tamam, reklamını da yaparız, tamam. Vallahi nasıl sevdiriyor kendini, Harun görüyorsun değil mi? Bak bak nasıl kaşındırıyor bak bak. Vay 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 vay. Dur musun daha gün arkadaşımız sizin yok mu canım? Yok. Bırakın şunu şunu. Sen bu arada gün arkadaşımla gelir geçen adam İstanbul'dan geldi 2-3 kişi. On kafa dinleyemedik ya kız arkadaş kız arkadaş ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın her zaman kız dayı ya. Herkes kız dolu. Boş ver. Şimdi gideceğiz Antalya merkeze gideceğiz kız dolu işte. Bak bak nasıl işiyor abi görüyorsun değil mi? Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Bak bunu da atıyorum. Bana at diyor bana. Al. Abi gitmiyor. Bak bak bak. Gel 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 gel. Görüyorsunuz bebe bisküvisi seven bir tek ben değilim. Bunlar da seviyor. Köpecikler de seviyor. Al yavrum. Bak bak al. Al. Nasılsın abi? Elim yağlı abi ya. Dur, yok artık. Yok artık, yok artık. Temiz değil, temiz değil abi. Oralar falan hep şey, laylon dolu. Dereler. Bak şurada, burası hep laylon şey dolu. Bak laylon var orada. Temiz değil yani. Şey çok, insan olmayan çok.
Şunu topla işte. Topluyoruz götürüyoruz işte yani böyle. Ha şunlar hadi neyse. Bunlar çürür gider. Bunlar mal yer. Meyve sebzeyi. Ama naylonu yiyemez yani. Güzelim yeri berbat etmişler. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Şey, etraf tamamen keçi, koyun, inekle çevrili. Burası Subaşı Yaylası. Kamp yaptık. Bakın. İnanılmaz bir yer. Buraya muhakkak gelin ama şimdi çobanla da konuştuk. Abi pisletmeyin, etrafı pisletmeyin. Lütfen çöplerinizi falan alın. Şu güzel bir yeri berbat etmeyin. Bak bazı insan olmayan yaratıklar yapmış onları. Çoban şimdi ondan bahsediyor. Buraya geliyorlar, bizim düzenimizi bozuyorlar falan diye. Yapmayın abi lütfen. Geliyorsanız adam gibi balınızı, pırtınızı, çöpünüzü, möpünüzü hepsini toplayın öyle gidin. Lütfen. Şimdi endemanlar artık kar etmeyen. Gelin dersen abi, bak malın görüyor musun? Malın memesi sağmaya gitti. Neden? Süt para etmeyi. 50 kuruş daha bir zam gelse güzel olacak ama eğer devlet baba 50 kuruş daha zam getirmezse sütlere, vallahi bu inekleri de satacağız. Artık hayvancılık diye bir şey kalmayacak. Bu inekleri de, süt veren ineklerimizi de keseceğiz. Hayvancılık diye bir şey kalmayacak. Yani bunu devlet baba lütfen bunu bir çaresine baksın. Baksın lütfen. Ondan sonra halkımız diyor pahalı pahalı ekiyoruz diye. Doğru. Doğru. Çiftçi kazanmıyor. Olmuş ot desen, saman desen 50 lira balyası. Nasıl kazanacak? Nasıl ucuz et verecek halka? Sen şimdi şeyden da, nereden? İşte bir yabancı ülkelerden koyun, işte inek ithal edeyim. Sen kendi çiftçine şey yapsana. Yardım etsene. Ondan sonra halka bize ucuz et satak. Bunu devlet babanın halletmesi de gerekiyor. Neyse, söyleyeceklerim bu kadar.